Merhaba arkadaşlar. Biyolojide güncel konular dersimizin birinci haftasıyla başlıyoruz. Bu dersimizde biyolojik saat konusu üzerinde duracağız. Bu hafta biyolojik saat nedir, vücudumuza etkileri nelerdir sorularının cevaplarını öğreneceğiz. O zaman sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Biyolojik ritim, Biyolojik ritim bir canlının ya da biyolojik olgunun belirli aralıklarla bir frekans halinde tekrar edilmesine denir. Bazen sirkadyen ritim olarak da bilinen biyolojik ritim, günlük rutini takip eden fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişikliklerdir. Öncelikle bir organizma çevresindeki ışık değişimine tepki verir. Buna yönelik davranışsal değişim sergiler. Buna en güzel örnek olarak Uyku döngümüzü verebiliriz. Günün belirli saatlerinde uyur, belli saatlerinde uyanık oluruz ve bunu sürekli olarak tekrar ederiz. Bir diğer örnek vücut sıcaklığı ritmidir ve gün içinde sürekli olarak vücut sıcaklığı değişimi yaşanır. Ayrıca bu sadece organizma düzeyinde değil, çevresel boyutla da gözlenebilir gelgitlerin sürekliliği, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, ayın fazları bunun örnekleridir. Bunların biyolojik ritim dahilinde değerlendirilme sebepleri, bu olguların canlıların aktifliğinde çok önemli yerleri olmasıdır. Biyolojik saatlerin en önemli görevi, biyolojik ritmi sağlamaları ve üreme dönemleri gibi bazı önemli biyolojik zamanlamaları yerine getirmeleridir. Biyolojik saatler bir organizmanın doğuştan itibaren sahip olduğu zamanlama araçlarıdır. Biyolojik saatler çoğu doku ve organda bulunur. Sirkadyen ritmi düzenleyen hormon melatonindir. Karanlık ortamda salgılanan bu hormon uykuya geçişi sağlar. Melatonin kişiden kişiye farklı olsa da yaklaşık olarak 23 ila 05 saatleri arasında salgılanan bir hormondur. Hormonların salgılanma zamanlarında yüksek ışık bu salınımı bozar ve uyku problemlerine neden olur. Sirkadyen ritmi bozan durumlar nelerdir? Birincisi jet lag yani uzun uçak yolculuklarında biyolojik saatlerin düzeni bozulur. Bu yüzden yorgunluk, uykusuzluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir. İkincisi gece vardiyaları. Üç kutup ve uzay yolculukları. Dört ışık geceleri ışıkların kapatılmaması ya da yeterince karartılmaması. 5. Gece istirahatini ve uyku düzenini bozan eğitimler, gürültüler, yaşam tarzı. Biyolojik saatler ritim süresine göre gruplandırılır. Ultradyan ritim bir günden daha az süreyle tekrarlanan olaylardır. Dolaşım sistemi, göz kırpmak, nabız, kalp atışları. İnfradyen ritim bir günden daha uzun süreyle gerçekleşen olayları kapsar. Beyindeki ana saat, biyolojik saatlerin hepsini düzenler ve onları senkronize eder. İkinci biyolojik ritim karaciğer, pankreas, kalp, böbrek, bağırsak ve ciltte de olduğu gibi vücutta çoğu yerde ikincil ya da periferik olarak isimlendirilen biyolojik ritimler vardır. Bu organlar ışık etkeninden ziyade yemek zamanlaması, ortam sıcaklığı gibi etkenler tarafından etkilenirler. Sirkadyen ritimler sağlığı ve vücut fonksiyonlarını etkiler mi? Sirkadyen ritimler uyku, uyanıklık döngüsünü, hormon salınımını, yeme alışkanlıklarını ve besinlerin sindirimini, vücut ısısını ve diğer önemli vücut fonksiyonlarını etkileyebilir. Hızlı veya yavaş çalışan biyolojik saatler bozuk veya normal olmayan sirkadyen ritimlere yol açabilir. Düzensiz ritimler Uyku bozuklukları, obezite, diyabet, depresyon, bipolar bozukluk ve mevsimsel duygulanım bozukluğu gibi çeşitli kronik sağlık koşullarıyla da ilgili olduğu görülmüştür. Biyolojik saat nasıl hesaplanır? Northwestern Üniversitesi'ndeki bilim insanları da bu çalışmalara dayanarak Time Signature adlı gen empresyonundan sirkadyen zamanı kesinleştiren algoritmayı geliştirdiler. Time Signature testi sadece iki kan alımı gerektiriyor ve dış dünyadaki zamana nazaran araştırmacılara vücudumuzdaki zamanı söyleyebiliyor. Örneğin, dış dünyadaki saat sabah 8 olsa bile vücudumuzdaki saat sabah 6 olabiliyor. Biyolojik saat ve ritimler neden evrimleşti? Çünkü çevre sürekli olarak değişir. En kolay örnek dünyanın kendi etrafında dönmesinden dolayı düzenli olarak gündüz ve gece, dünyanın Güneş'in etrafında dönmesinden dolayı mevsimler Ay'ın dünyanın etrafında dönmesinden dolayı gelgitler meydana gelir. Bunlara çevresel ritimler denir. İşte bunlara uyum sağlayabilmemiz için vücudumuzun biyolojik bir saate ihtiyacı vardır. Bu bizim kontrolümüz dışında çalışan biyolojik saatimizdir. Bunların evrimleşmesinin sebebi bazı hayati davranışların beslenme, üreme ve benzeri doğru zamanda yapılmasının sağlanmasıdır. Örneğin, siyanobakteriler fotosentez ve nitrojen bağlanması aynı anda olabilmektedir. Ancak nitrojen ortamdaki oksijen az miktarda bulunurken bağlanabilir. Bu sebeple biyolojik saatin evrimi sonucu bu iki işlem birbirinden ayrılmıştır. Fotosentez gündüz yapılırken gece nitrojen bağlanır. Buna zamansal ayrışım denir. Ayrıca biyolojik saatler çok önemli bir diğer olayın ortaya çıkabilmesi için değişmiştir. Av zamanları bir grup canlı gündüzleri aktifken bir diğer grup geceleri aktiftir. Eğer bir av geceleri aktifse o avın avcısının biyolojik saati gece kalkmak üzere kurulmuştur. Böylece potansiyel yemeğini kaçırmaz. Aynı şekilde avlar da avcıların ortamda olmadığı zaman aktif olmaya çalışırlar. Elbette meydana gelen zorunlu denk gelmeler sonucu avlanma olayı gerçekleşir. Örneğin Türkiye'de bolca görebileceğiniz avurtlak ve kör fareler kışın akşam saat 5 ile 7 arasında ortaya çıkmaktadır. Bu saatlerde hava kararmaya başlar ve gündüz avlanan avcılar artık gündüz olduğu kadar iyi göremezler. Tabii bu defa da nokturnal, gece avlanan avcılar ortaya çıkmaktadır. İşte buna doğal denge denir. Bir diğer evrimleşme sebebi ise organizmaların doğal ortama katılabilmeleri içindir. Örneğin, uykudan uyanmadan önce insan biyolojik saati kortizol hormonu salgılayarak metabolik hızı artırırlar. Böylece başlayacak olan gün için enerji ihtiyacı hissetmeyiz. Biyolojik saat neden önemlidir? Biyolojik saatler vücudumuzda pek çok yerde kullanılmaktadır. Örneğin tıpkı bir saat çaların belirlenen bir saatte çalması gibi canlıların vücudundaki biyolojik saatler de belirli zamanlarda belirli tepkilerin verilmesini sağlar. Örneğin bir canlının beslenme koşulları en iyi olduğu zaman organizmanın aktifliğini artırmaya çalışırlar. Öte yandan biyolojik saatler zamanı farkında olmadan ölçmemizi sağlarlar. Bu beslenme, çiftleşme, göç, dinlenme ve diğer aktivitelerimizi düzenlememizi sağlar. Bir diğer görevi ise bulunduğumuz ortamın zaman dilimine uyumunu sağlayabilmesidir. Çünkü her canlının bulunduğu ortama adapte olduğu bir zaman hissiyatı vardır. Örneğin arılar günün hangi saatinde beslenmeleri gerektiğini iyi bilirler. Bu da biyolojik saat yardımıyla gerçekleşmektedir. Biyolojik saatler nerede kullanılırlar? Günlük yaşamımızda biyolojik saatlerle ilgili birçok durumla karşılaşabiliriz. Bunlardan en meşhur ikisi gece mesaisi ve jetlaktır. Gece mesaisi yapan insanların biyolojik saatleri kaydığı için o gün ve sonraki günlerde eski dengesini yakalamakta zorlanacaktır. Bunun sebebi bazı hormonların biyolojik saate göre salgılanmalarıdır. Jetlag olayı uzun uçuşlar sebebiyle gün saatinin değişiminin insan vücuduna yansımasıdır. 8 saatlik bir gece 4-5 saate kadar inebilecektir. Bu sebeple bir an önce günler değişecektir. İşte bu biyolojik saatimizin değişikliğe uğramasına ve bünyemizin işlevlerini düzgün yerine getirmemesine neden olur. Biyolojide güncel konular dersimizin birinci haftası kapsamında biyolojik saatin tanımı, biyolojik ritmi bozan durumlar ve önemi gibi konulara değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.